Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Melda Yücel Kocay. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte ne diyoruz? Yaşasın hayat diyoruz. Bunun için tiyolar hocamızdan geliyor. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Yaşam tiyolarını almak üzere başladık. Bu ara iki sohbetten biri grip. Bir saldırgan grip var aslında. Saldırgan bir salgın halinde devam ediyor. Bu sene daha mı saldırgan, daha mı çok virüsler, bir RSV mevzusu var ki kol geziyor diyelim, değil mi? Nedir RSV ve aşısı var mı? Hemen peşi sıra gelen soru. Bununla başlayalım. Önce şunu net olarak söyleyeyim ki bütün dünyada, sadece bizde değil, Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da, bizde bu sene beklenenden daha hızlı, daha yoğun, daha erken bir viral saldırı oldu. Virüs saldırısı oldu ama virüs de bir yerde bekliyordu, üzerimize saldırdı değil. Aslında mesela grip için beklenen süre bana göre 15 Ocak'la 15 Mart arasıdır. Grip mevsimi. Tepe yaptığı süre ama şimdiden daha ilk zirvesini yaptı. Bunun sadece grip değil salgın olan, grip böyle salgın da demeyelim de yaygın diyelim. Yaygın olan grip dışında, yani influenza dışında, para influenza dediğimiz virüsün oluşturduğu soğuk algınlığı tablosu, rinovirüs dediğimiz virüslerin oluşturduğu, buruna yerleşen virüslerin oluşturduğu yine soğuk algınlığı tablosu. Başka virüslerin, koronavirüslerin bir sürü çeşidi var. Covid-19 dışında. Ve bir de bu sene daha çok beklenenden daha sürpriz bir şekilde, bundan önce daha ziyade çocuklarda gördüğümüz, erişkinlerde pek fazla rastlamadığımız RSV virüsü dediğimiz bir virüsün, RSV zaten respiratuar, yani solunumsal, sinsitial, yerleşik, o bölgede yerleşik bir virüs tipi. Bu sene o biraz daha ön planda. Bütün dünyada uzmanlar bu erken ve yoğun virüs enfeksiyonları sıklığı nedeniyle endişeliler, haklılar. Çünkü özellikle RSV enfeksiyonları çocuklarda çok ağır seyredebiliyor. Büyüklerde çok ağır seyretmiyor. Birkaç gün en fazla zaman kaybı. Bunda çok sadece burun değil. Aslında şöyle, yani şöyle, bence RSV'yi burun akıntısıyla birleştirmemek lazım. Çünkü soğuk akıntılığı daha ziyade burun akıntısı yapar. Grip de burun akıntısı yapabilir. Ama RSV büyüklerde olduğu zaman daha çok burun akıntısıyla ortaya çıkıyor. Fakat bizim esas üzerinde durmamız gereken konu şu, Medan. Bu sene okullar açıldı. Ve tabii çocuklarımız büyük bir keyifle, şevkle, maskesiz bir şekilde hem okul taşıt araçlarına bindiler, servis araçlarına, hem de sınıflarda gül oynaya okullarına döndüler. Ama iki yıldır onlar virüslerden uzaktılar, okula gitmiyorlardı. Okula gittikleri geçen yılda da maskelilerdi ve mesafe meselesi, hijyen meselesi çok ön plandaydı. Bu sene bunların hepsi birden ortadan kalktı ve bu kalkması da aslında bir miktar. Ama bunların ortadan kalktığı dönemde çocukların da rahatlığı yanında vücutlarının bu virüslere karşı bağışıklığı artık kaybolmuştu. Vücutlarının onlarla ilgili biriktirdiği bağışıklık bilgileri, hafızaları hemen hemen silinmişti. Dolayısıyla inanılmaz bir hızla, beklenenden çok daha çabuk bir bulaşıcılıkla RSV enfeksiyonları, influenza, parainfluenza okulda yaygınlaştı. Çocuklar ne yaptılar? Hem birbirlerine bulaştırdılar, hem de okullardan evlere taşıdılar. Evde büyükler bu virüsü kaptılar. Büyükler iletişimdeki yeni çocuklar tekrar kaptılar. Böyle bir pinpon topu gibi git gel oldu. RSV enfeksiyonunun çocuklarda önemi fazla. Ama bu arada birkaç gündür izliyorsunuzdur, İngiltere'de özellikle, bizde de çok ciddi uyarılar yapılmaya başlandı. Bu virüs enfeksiyonları ile biz meşgulken beta hemolitik streptokok enfeksiyonları tekrar gündeme gelmeye başladı. İngiltere'de zannediyorum ona yakın çocuk bir hafta içinde hayatını kaybetti. Beta hemolitik enfeksiyonları çok önemli. Beta hemolitik streptokok enfeksiyonları. Bu aslında bizim ülke gündemimizde hep vardı ama azalmıştı. Benim asistanlığımda çok yaygın bir sorundu. Beta diye annelerde bilirlerdi. O zaman biz böyle RSV'yi konuşmazdık, influenza konuşmazdık çocuklarla. Hep beta konuşurduk. Beta'dan korkardık. Çünkü beta'nın problemi şuydu ve hala o problem var. Beta glomerüle nefrit yapıyor. Yani eğer tedavi edilmezse böbrekte akut bir nefritik tabloya yol açıyor. Beta eğer tedavi edilmezse akut eklem romatizması yapıyor. Çocuklarda çok önemli. Beta eğer tedavi edilmezse başka ciddi ve kalıcı cilt sorunlarına
damar sorunlarına yol açabiliyor. Dolayısıyla beta enfeksiyonlarının da bu arada karambola getirilmemesi. Yani işte televizyonlarda izliyoruz. Bu arada RSV çok yaygınmış. Benim çocuğumda bir şey yoktur dememek lazım. Beta yüksek ateş. Evet, yani bir boğaz kültürü, bir influenza, parainfluenza taraması. Boğaz kültüründe beta var mı yok mu bakılmasında ben önem olduğunu düşünüyorum. Özellikle 20 yaş altı için bu uyarıyı yapıyorum. Özellikle cilt döküntüsü, yüksek ateş beraberse çocukların daha hızlı bir şekilde acile götürülmesi, çocuk acillerine götürülmesi, çocuk servislerine götürülmesi lazım. Biliyorum çocuk acilleri, çocuk servisleri bu arada çok meşgul, çok dolu. Ama ona rağmen sabırlı davranmak, saygılı davranmak ve sıramızı bekleyerek bu önlemlerin içerisine tedavi edici girişimleri de koymak lazım. Sanki virüsler sıraya girdi hocam. Yani biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biraz biri başlıyor. Öyle. Bağışıklığımızın çökmesinin yani kapıyı açtık ondan mı yoksa? Bağışıklığımız çökmedi Melda Hanım. Biraz birçok sebebi var bana göre. Bunlardan bir tanesi son 2 yılda bu maske, mesafe, hijyenle hijyenik ve antivirüs kampanya açmış bir şekilde. Virüs savardık. Evet, evet. Virüs savar bir kampanya şeklinde güzel söylediniz. Vücudumuzu koruduk. Bu da bizim bağışıklık sistemimizin bu virüsle ilgili veya üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan mikroplarla ilgili diyelim. Daha geniş bir çerçeve çizelim. Algılarını, hafızalarının silmesine yol açıyor. Bu birincisi. İkincisi artık giderek daha yoğun bir şekilde ve hatalı bir şekilde hep beraber yaşamaya başladık. Büyük şehirlerde yaşıyoruz. Bütün dünyada, bütün ülkelerde maalesef büyük şehirlere doğru büyük bir göç var. Kırlardan, kasabalardan şehirlere göç var. Bu da şehirlerde olağanüstü bir yoğunlaşmaya, toplu taşıma araçları yoğunlaşması, toplu taşıma yaşanan yerlerde yoğunlaşmalar yol açtı. Bu da tabii ki insan teması ile solunum yolu virüslerinin birbirine temasını arttırdı. Bunun dışında başka sebepler de var. Yani eğer kaygılıysanız, eğer uykusuzsanız, eğer iyi beslenemiyorsanız bağışıklığınız zayıf. Bugünlerde hepimiz uykusuzuz, kaygılı ve endişeliyiz ve iyi beslendiğimizi söylemek biraz zor gibi görünüyor. Dolayısıyla ben korkutmayı bilirsiniz, hiç sevmem. Mümkün olduğu kadar tedbirli, mümkün olduğu kadar yine el temizliğine dikkat, maske saygısına dikkat. Ben de maskemi yanımda taşıyorum. Mümkün olduğu kadar kalabalık bir yere girdiğim anda maskemi takıyorum. Çünkü virüsler kimseyi affetmez. Olabildiği kadar dikkatli davranalım ama bunu bir korku, bir panik havası haline sokmaya gerek yok. Atlatacağız. Bence zoru geçtik. Yani biz denizi geçtik. Artık bundan sonrası deredir, çaydır. Burada boğulmayız ama birbirimize dikkatli olalım. Benim en büyük uyarım şu bugün için. Hasta olan çocuklarınızı okula göndermemeniz lazım. Hastaysanız işe gitmemeniz lazım. Eğer herhangi bir nedenle İşinizin başında olmak zorundaysanız mutlaka maske takmanız, başkalarına taşıdığınız virüsü bulaştırmamak için elinizden gelen gayreti maksimum ölçüde gösterme nezaketini, hazaketini, sorumluluğunu göstermeniz lazım. Gerek işveren, gerek çalışan, herkes her iki için. Tarafında herkes olması için. Lazım. Okullarda da keza. Şimdi aslında siz dediniz ya bir beta'ya da baktıralım diye. Şuna gelmek istiyorum. Orada tabii haklı bir uyarıydı sizinki. Ama biz özellikle pandemiyle birlikte acaba bu hastalıkta bende var mı? Acaba bu virüste bende var mı? Hapşurduk, hasta mıyım, covid mi oldum diye başlayan, eskiden hastalık hastası mısın diye birbirimize sorduğumuz, söylediğimiz mevzuyu sanki yaşar hale geldik. Bundan nasıl kurtulalım? Ya da kurtulalım mı? Doğru bir refleks mi? Bence kurtulalım. Bir kere tabii son 2 yılda algıda seçicilik nedeniyle hastalık çok gündemde. Bu tabii pandemi nedeniyle de biraz gündeme geldi. Ama öyle bir noktaya doğru geldik ki herhangi bir nedenle herhangi bir özellikle ünlünün ya da şöhretlinin hastalanması anında toplumsal bir duyuruyla sosyal medyadan yayılıyor. Herhangi birisinin, ünlü birisinin özellikle herhangi demeyelim, akciğerinde bir kitle varsa herkes akciğer filmi çektirmeye koşuyor. Gayet de haklılar, korkuyorlar. Ama bilelim ki aslında çoğu bu telaşımızın karşılığı çok gerekli değil. Yani bizim doğrudan doğruya bir hekim ilgisi veya seçimi tavsiyesi olmadan rastgele
duyduğumuz her hastalıkla ilgili bir sağlık tavsiyesi içine girmeye çalışmamızın veya sağlık korkusu içine girmeye çalışmamızın gereği yok. Eskiden biz bunlara, bu tür vakalarda hipokondriyaz, yani hastalığı tanısı koyardık. Bu böyle değil. Bu sağlık anksiyetesi diyoruz buna şimdi. Sağlığına ilişkin kaygı duyma hali. Mesela ben bunlardan bir tanesi daha bugün karşılaştım. Çok iyi eğitimli bir hanımefendi. Eşinin B12 seviyesinin 900 bin veya 900 bin 50 galiba civarında çıkması nedeniyle koşa koşa kliniğe gelmiş ve benimle acil görüşme istemiş. Hemen hasta arasında buyurun sorun dedim. Ben dedi, internete baktım. Bu dedi yani bu bazen kanser, kan kanseri, lenf kanseri anlamına da geliyormuş. Yani böyle bir ihtimal var ama bu binde bir ihtimal. Ama maalesef sosyal medya, internetteki bilgi kirliliği ve bazı bilgilerin abartılarak bunun ticari hevesler halinde kullanılma eğilimi, üzülerek söylüyorum, bunu söylemek zorundayım, insanları biraz sağlık anksiyetesi konusunda tetikliyor. Burada bütün mesele, bu bilgiyi kim söylüyor ona bakın. Söyleyen doğru bir kişi mi, uzman bir kişi mi? İki, daha önce söyledikleri ne derece doğru çıkmış, uzman olur ama ne derece doğru çıkmış ve bunun arkasında bilimsel bir şey var mı? Oturmuş bilgi var mı? Bunu araştırmak lazım. Yani kaynak önemli, söyleyen önemli ve bunun ne kadar doğru olduğuna dair sizin uygun bir yerden teyit alıp almadığınız da bir o kadar önemli. Evet, bilgiyi satın alırken de kesinlikle doğru bir, değil mi? Kesinlikle. Sorgulayan bir tüketici olmalısınız. Tabii ben geçenlerde anlattım, sağlık meselesi. Şimdi ne diyoruz? Sağlıklı bir bilgi mi diyoruz? Yani her şeyin sağlıklısı, marulun sağlıklısı kadar bilginin sağlıklısı çok önemli. Evet. Ve sağlıklı bilgiye ulaşmak artık bayağı marifet istiyor. Çünkü muazzam bir bilgi simülasyonu, bilgi ajitasyonu, bilgi pazarlamasıyla karşı karşıyayız. Aman dikkat. Aman dikkat. Hızlıca bir şu konuya da bakalım. Buyurun. Alzheimer çünkü sizin de dikkat çektiğiniz ve bizim konu ettiğimiz başlıklardandır. Alzheimer'da bir yeni ilaç haberi var. Evet. Klinik denemelerde bilişsel gerilemeyi yavaşlattı. İlaç Alzheimer'a çare olur mu, çözüm olur mu? Yani Alzheimer çare veya çözüm gibi bakarsak biraz erken konuşmuş oluruz ama bu ilaç bir antikor bazlı bir ilaç. Bir Japon, bir Amerikan ikilisi ortak üretimi. Gerçekten %27 gibi bir rakam. Erken bilişsel bozuklukta %27 düzelme muazzam bir rakam. Şimdiye kadar karşılaşmadığımız bir rakam. Dahası bunun o dokusal karşılığı da var. Yani biliyorsunuz Alzheimer'da hatırlayalım, tau proteinleri dediğimiz bir protein çöküyor. Yani beyne kar yağıyor ve beynin o kar yağan kısımları devre dışı kalıyor. O kar yağmış olan karı eritiyor. Yani tau proteinlerinin miktarını, yoğunluğunu da azaltıyor bu tedavi. Ama daha henüz net ve açık bir şekilde onaylanmış değil. Ben onaylanacağı konusunda pek fazla kuşku duymuyorum. Ve bunun aslında bir Alzheimer'ın da sonunun geldiğine dair işaret bir şey olduğuna inanıyorum. Belki de inanmak istiyorum. Çünkü bizi gelecekte ilgilendirecek olan en önemli hastalık bence kanserden de öte uzun vadede Alzheimer olacak. Kansere bile çare bulur. Evet, yaşam uzadıkça Alzheimer toplumsal bir tehdit olarak ciddi bir şekilde gündemimize girecek. Her türlü demans ama öncelikle Alzheimer. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından neredeyiz? Tabii ki sizdeyiz. Ne demiştik? Osman Hoca'ya sorun diyeceğiz efendim demiştik. Hemen sokağa çıkalım mı hocam? Tabii, memnuniyetle. Kafanı uzatıyoruz. Buyurun. Ve Osman Hoca'ya sorun lütfen diyoruz. Osman Hocam merhaba. Aromatik yağlar güvenilir mi? Aromatik yağlara güvenelim mi diyor izleyicimiz. Tabii hangi aromatik yağlar diye de eklemek gerekiyor herhalde. Bence bu güven sözcüğü çok önemli bir sözcük. Böyle bir soru gelince ben prensip olarak güvenmeyelim demek zorunda kalıyorum. Çünkü hepsi tahşişe çok müsait. Yani hileye çok müsait. Mesela Amerika'da yapılan yeni bir çalışma. Çörek otu yağlarının neredeyse %75'inin içerisinde yeteri kadar değil, gereği kadar değil, neredeyse sıfır noktasında çörek otu yağının bile bulunmadığını gösterdi. Bizde de aynı şeyin olduğundan hiç kuşkunuz olmasın. Birkaç gün önce medyaya da yansıdı. Nane yağı diye satılan yağların çoğunun aktarlardaki maalesef, aktarlarda buradan suçlamak istemiyorum, sakın yanlış anlamamışsınlar, nerede satılırsa satılsın. Bu yağların işin çoğunun ayçiçeği yağının içerisinde mentol eklemesiyle nane yağı
diye pazarlandı, ortaya çıktı. Aromatik yağlarda çok büyük hileler olabiliyor. Bu nedenle aromatik yağ alırken kimin ürettiğini, kaçıdır bu işi yaptığını, nasıl paketlediğini, hangi güvenlikle sattığını vesaireye bakalım. Özellikle internetten yapacağınız satın almaların bayağı bir riskli olduğunu unutmayalım. Aman dikkat dedik. Evet. O zaman hemen bir soru daha alalım. Mikrofonu size uzatalım. Migrene ilaçsız tedavi yöntemi var mı acaba? Onu sormak istiyorum. Migrene ilaçsız bir çözüm var mı diyor izleyicimiz. Yani bitkisel bir çözüm arayışında var mı? Bitkisel çözüm de var, sosyal çözüm de var, psikolojik çözüm de var. Çünkü şöyle var. Mesela migren aslında bir hastalık mıdır, yoksa pek çok hastalığın veya pek çok sorunun, pek çok eksikliğin, pek çok problemin kesiştiği bir baş ağrısı mıdır? Sorusunun cevabı hala çok net ve açık değil bana göre. Ama migren uzmanları da bu fikri çoğunlukla paylaşıyorlar. Biliyoruz ki migren ataklarındaki temel neden damarlardaki ani genişleme, beyin damarlarındaki. Eğer bir baş ağrısı, zonklayıcı bir baş ağrısı ya da yarım baş ağrısıysa beraberinde gözlerde sulanma, hatırlatalım, bulantı, ışığa ve sese karşı aşırı bir hassasiyet hali ile birlikte ise bunun migren atağı olma ihtimali yüksek. Ve migren krizlerinin atlatılmasında öyle kolay kolay ağrı kesiciler, hatta çok ciddi ağrı kesiciler bile bazen yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle geliştirilmiş damar spazmını azaltan, beyindeki bu reaksiyonlar ödemi azaltan birçok ilaçla kullandığını biliyoruz. Ama yine biliyoruz ki ciddi araştırmalarla onaylanmış net ve açık bir bilgi daha var önümüzde. Belli bitkisel, daha doğrusu baharatlardan faydalanmak da bu amaçla mümkün. Bu amaçla faydalanabileceğiniz pek çok baharat var ama en başta geleni, en başta en kolay kullanabileceğiniz baharatların başında rezene geliyor. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Baharat olarak bunu kullandığınız gibi baharat dışında doğal kaynak olarak magnezyumdan da faydalanabilirsiniz. Hangisi? Magnezyumun net şu magnezyum demek zor ama kanaatime göre öncelik magnezyum sitrat olmalı. Magnezyum sitrat, magnezyum malat karışımı olabilir. Magnezyum sitrat, malat, glisinat karışımı olabilir. Ben bu karışımların da iyi gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle belirtmek istediğim baharatı zencefil. Bir araştırmaya göre günde 3 defa bir çay kaşığı toz kaliteli zencefili bir bardak suda erittiğiniz zaman migren ataklarının sıklığı da azalıyor. Ataklardaki ağrının şiddeti de azalıyor. Dolayısıyla isterseniz altını önce zencefille çizelim, sonra magnezyumu tavsiye ederim. Ama biyofeedback yöntemleri, psikolojik yöntemler, daha pek çok yöntemden faydalanabilirler. Peki. Şimdi adım adım ilerliyoruz. Memnuniyetle. İkimize dönüyoruz ve Osman Hoca'ya sorun lütfen diyoruz. Merhabalar Osman Hocam. Vücudumda iltihap olduğunu nasıl anlarım? Sen cevap bekliyorum. Çok teşekkürler şimdiden. Doğrudan iltihabı soruyor izleyicimiz. Vücudumda iltihap olduğunu nasıl anlarım diyor. Vücudumuzda herhangi bir nedenle inflamasyon, yani iltihap oluşmuşsa, hatırlayalım, yaşlanma süreçleri de, kronik hastalıklara yakalanma ihtimali de, vücudun kendisini toparlayıp bağışıklığını güçlü tutma olasılığı da azalıyor. Oksidasyon, paslanma gibi, glikasyon, şekerlenme gibi, inflamasyon da yani iltihaplanma da önemli bir sağlık düşmanı. Bunu anlayabilmenin en basit yolu CRP testi. C reaktif protein. Bu CRP testi veya biz CC diye okuyoruz doktorlar. CRP testi inflamasyon olduğu zaman, iltihap olduğu zaman yüksek çıkıyor. İnflamasyonun da şiddetine bağlı. Mesela boğazınızda bir akut tonsilit olmuşsa 300, 200, 100 Allah ne verirse yükseliyor. Ama aynı süratte de düşüyor o iyileşirken. Dizinizde bir romatizma var da siz çok farkında değilseniz de normalde 4-5 iken 7'ye 8'e çıkabiliyor. Vücudunuzun herhangi bir yerinde dişinizdeki apse, gizli bir diş kökü iltihabı dahil iltihap varsa CRP'niz yüksek olur. Ama bir şey daha söyleyelim. Eğer damar duvarınızda plak vardı, o plak büyüyor ve iltihapla kendisini besleyerek büyüyorsa, çünkü damar duvarındaki plakla damar duvarı arasında da bir itiş kakış, bir sürtüşme oluyor ve bir inflamasyon ortaya oluyor. O zaman high sensitive CRP testini, HSCRP testini kullanıyoruz. HSCRP testinin 1'in altında olması gerekiyor. Eğer bu 1'in üstündeyse, 1 ile 3 arası orta düzeyde
riski üçün üzeri yüksek riski gösteriyor. Kısacası enflamasyon taramalarında yıllık sağlık check-up'larınızda o check-up'ı düzenleyen hekime hatırlatmanıza fayda var. Ben vücudumda iltihap olup olmadığını da merak ediyorum diye. Başka testler de var. Ferritin testi, sedimentasyon testi, D-dimer diye bu COVID döneminde çok moda olan pıhtı oluşuyormuş diye insanlara paniğe soktukları anlamsız ya da bana göre bir test. Bunların hepsi İnflamasyonun yol arkadaşlardır. Prokalsitonin dediğimiz bir başka test. Yani çok sayıda test var ama en basiti, en ucuzu, en kolayı, en güvenilir CRP testi. En iyi bildiğim zaten, evet. Değil mi? Şimdi hangisi doğru diyelim ve buyurun, izleyicilerimiz adına ben elçi olayım, evet, sorayım. Fibromiyalji için magnezyum mu, antidepresan mı? İkisinde gerekli olduğu fibromiyalji dereceleri var. Ama bence fibromiyalji yakaladığınız herkese diye bir antidepresan vermenizin pek doğru olması mümkün değil. Antidepresanların eski tiplerini, amitriptilini özellikle biz uzun süre fibromiyaljide kullandık. Ve çok da iyi neticeler aldık. Yani strese bağlı sırt ağrıları, strese bağlı baş ağrıları, strese bağlı boyun tutulmaları, strese bağlı bel ağrıları gibi bu gerilim kaynaklı fibromiyalji ağrılarında amitriptilin isimli antidepresan güvenilirdir. Ama mutlaka size onun bir hekimin reçete etmesi lazım. Son zamanlarda duloksetin dediğimiz bir antidepresan daha gündeme girdi. Ve bu doğrudan doğruya fibromiyaljide kullanılabilir izni aldı. Ben o iznin hala ne kadar doğru olduğu kanaatini taşımadım, taşımıyorum ve hiçbir fibromiyalji hastama duloksetin reçete etmedim. Edenlere saygı duyarım ama ben fibromiyalji tedavisinin duloksetinle bir yere gidebileceğini düşünen bir hekim değilim. Sadece maskelersiniz. Fibromiyaljinin çok daha fazla altyapıları var. Bu altyapıların araştırılması lazım. Bir gün sizinle bir fibromiyalji konuşması yapalım. Evet, konuşalım ve orada yani nöral terapi de yaptırabilirsiniz, ozon terapisi de yaptırabilirsiniz ama işin ticaretiyle uğraşanların eline düşmemeye dikkat etmeniz lazım. Sadece magnezyum desteğiyle, sadece D vitamini desteğiyle, sadece B12 folik asit eksikliğini gidererek bile fibromiyalji ağrılarının geçtiğini gördüğüm çok sayıda hasta oldu. O nedenle fibromiyalji konusu çok dikkatli davranılması gereken, çok psikolojik olarak da sizin güven skalanızı yükseltmeniz gereken, ruhunuzda iyi beslemeniz gereken ayrı bir alan. Geldik kolesterole. Kolesterol için ceviz suyu mu, keten tohumu mu? Mantıklı olanı keten tohumu ama ceviz suyu da olabilir. Çünkü ikisinin etkisi çok zayıf. Kolesterol tedavi edeceğim diye bir şey düşünüyorsanız, bir bitkisel bir şey düşünüyorsanız keten tohumu daha önde. Çünkü keten tohumunun içerisinde yüksek oranda omega 3, bitkisel omega 3 var. Yani alfa linoleik asit var. Fakat şunu da bilelim. Bitkisel omega 3'lerin bizim vücudumuzda, bizim kullandığımız kolesterolle mücadelede işimize yarayacak omega 3'e dönüşebilme oranı %5-8 civarındadır. Yani 100 birim keten tohumu omega 3'ü kazanırsanız bunun 5 birimi veya maksimum 8-10 birimi bizim işimize yarayan omega 3'e dönüşür. Dolayısıyla kolesterolle mücadelede omega 3 faydası arıyorsak bunu cevizde, keten tohumunda düşünelim, tamam. Ama aynı zamanda eğer imkanımız varsa doğru düz bir omega 3 kaynağına yönelim. Yağlı balıklara yönelim. Soğuk su yağlı balıklarına yönelim. Hatta biraz daha imkan varsa omega 3 desteği almayı düşünelim. Önemliydi. Geldik. Egzersiz öncesi hangisi? Muz mu, kahve mi? Zor soru. Egzersizin yoğunluğuna bağlı, onu söyleyeyim. Eğer bir kısa 45-50 dakikalık kendinizi iyileştireceğiniz bir egzersiz yapıyorsanız bence kahve. Egzersizden 20 ile 30 dakika önce içtiğiniz kahve egzersizdeki kilo kaybını da arttırıyor. Egzersizdeki enerji tüketiminizi hızlandırıyor. Ama eğer bir tenis maçına, bir ciddi maça çıkıyorsanız sizin muz yemenizi tavsiye ederim. Çünkü muz içindeki potasyum nedeniyle ve sindirimin kolaylığı nedeniyle onun için tenisçiler dikkat edin. Maç aralığında hiçbir zaman elma armut yemezler. Hep muz yerler. Akıllıca bir seçim. Ama uzun bir maça çıkacaksanız, örneğin 90 dakika futbol oynayacaksanız yarım saat, bir saat önce biraz makarna yemeniz lazım. Daha uzun kalıcı bir karbonhidrat almanız lazım. Geldik bir diğer soruya. Karaciğer temizliği için enginar mı, maydanoz suyu mu? Şaibeli bir konu. Enginar aslında içindeki sinarin nedeniyle, sinarin enginardaki aktif madde. Karaciğer dostu. Bu net. Ama araştırmalar gösteriyor ki
karaciğerin işine yarayacak kadar sinyalini alabilmeniz için neredeyse bir, yani bir torba enginar yemeniz lazım. Ama bu enginarın karaciğeri faydası olmadığı anlamına gelmez. Ben şahsen favori bir şekilde mutfağımda enginarı tutarım. Ben de çok severim. Çünkü gerçekten içindeki lif zenginliği nedeniyle zaten karaciğerin toksik yükünü azaltıyor enginar. Yani sadece meseleyi sinyaline bağlamamak lazım. Bir de pişirme şekli nedeniyle de işe yarıyor. Bizim küçük bir ayıbımız var. Biz enginar kalbini seviyoruz ama sinyalini enginarın kabuğunda. Yapraklarında. Attığımız o yapraklarda. Attığımız yapraklarda. Onun için bu enginar dolma, işte enginar o soğurma biçimiyle, evet, sıyırma biçimiyle eğer yerseniz daha çok faydalanırsınız. Güzeldi. Geldik bir diğer soruya. Kemiğe dost takviye hangisi? D vitamini mi, omega 3 mü? D vitamini kesinlikle. Yani omega 3'süz kemik yapabilir mi? Yapabilir. Omega 3 çok çok arkada bir şey kemik için. Ama D vitamini olmadan kemiğin bütünlüğünü, D3 olmadan kemiğin bütünlüğünü koruyamazsınız ama kemiğin bütün emniyetini D vitaminine de emanet edemezsiniz D3'e. Orada K2 yanına mutlaka koyun. Yanına kolajeni ekleyin. Magnezyumu ve kalsiyumu da unutmayın. Beşli bunlar. Bu beşli ekibi tekrarlayalım. K2 vitamini, D3 vitamini, magnezyum, D vitamini ve kalsiyum. Peki. Geldik bir diğer hangisi doğruya? Bağışıklık için kuşburnu mu, K2 vitamini mi? İkisi de önemli. Kuşburnu bir ara çok modaydı. Hala konuşulabilir mi? Konuşulabilir. C vitamini zengini. İçindeki antioksidan gücün fazlalığı nedeniyle ama gribe karşı lafı biraz zor. Çünkü gribin güvenliğini kuşburnuna emanet edemeyiz. K2'ye de edemeyiz. İkisi de bağışıklık dostu diyelim. İşi tatlıya bağlıyor. Peki. Şimdi izleyici sorularıyla devam edelim. İzleyici soruları dediğimizde, şimdi mutluluk demiştik, depresyon demiştik. Serotonini yükseltmenin bir yolu var mı diyor izleyici? Var. Bol kahkaha at. Huzurlu ortamlara girin. İnanç dünyanızı zenginleştirin. Dua edin. Ben geçtiğimiz günlerde dua ile ilgili bir, ya daha doğrusu ruhsal şifa ile ilgili bir video paylaştım. Çok garip geldi bana. Onu da buradan iletmek isterim size. Nedir? Yani mesela uykuyu kaçıran meyveler deyince binlerce kişi giriyor. Ruhsal şifanın yolları diye bir şey anlattığınız zaman onda biri girmiyor. Yani hala biz böyle otla çöple şifa arama yolculuğunu seviyoruz. Bir şey yiyelim bizi iyileştirsin. Bir şey yutalım bizi uçursun diye bekliyoruz. Böyle bir şey yok. Hayat bir bütün Melda Hanım. Yani ne yediğiniz kadar ne düşündüğünüz, yani beyninize ne yediriyorsunuz, ruhunuzu neyle besliyorsunuz, ne kadar hareket ettiğiniz, ne kadar uyuduğunuz, biraz böyle bütünsel sağlığa artık yaklaşmamız lazım. Nasıl modern tıpla geleneksel tıpı birleştirelim, integratif bir yapı oluşturalım diyoruz. Burada da egzersizi, beslemeyi, uykuyu, huzuru, hareketi hepsini bir integratif yapı içinde düşünmemizde fayda var. Evet. Bir izleyicimizde romatizmanın mevsimlerle ilgisi var mı? Romatizması olanlar kışın daha mı çok ağrı çekiyor diye. Hani çekiyor. Değil mi? Anneannelerimizden falan da bilirdik. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı bir de bununla ilgili. Yani gerçekten bu bilimsel olarak araştırılmış. Niye acaba insanlar yağmurun yağacağını önceden hissedebiliyor? Hissedebiliyorlar çünkü havadaki rutubet oranı diz ekleminde zaten hasar varsa diz eklemindeki elektrostatik dengeyi muhtemelen değiştirdiği için oradaki inflamasyonun oluşturacağı ağrı algısını da artırabiliyor diye bir bilgi bende var. Ne kadar güvenilir emin değilim. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hem kendi adıma hem izleyicilerimiz adına Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte yaşasın hayat dedik. Umarız haberlerde bize yardımcı olur. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Sağlıkla, varlıkla.